Evet, öncelikle hoş geldiniz. Gene bir tek yapı yıkımı için bir araya geldik. Tabii bizim aslında en büyük hedefimiz İstanbul'daki tüm riskli yapılara çözüm üretmekti. Bütüncül dönüşüm bizim en büyük tercihimiz ama çok vakit kaybettiğimiz için biz uzlaşma sağlayabildiğimiz her noktada hizmet götürmeye çalışıyoruz. O yüzden de bu dönem Kiptaş tarihinde ilk kez mahalle aralarına da girdik ve tek yapı da olsa, çoklu bloklar da olsa uzlaşabildiğimiz her yerde yıkım ve yapım süreçlerini İstanbul Yenileniyor platformu üzerinden yürütüyoruz. Şu anda Kadıköy'de gene tek bir yapı yıkıyoruz. Bu konuda da çok eleştiriyoruz. Niye hep Kadıköy, niye hep Bakırköy gibi yerler? Çünkü bu yerlerde vatandaşlara mali yük çok daha düşük çıkıyor. Mesela burada yıktığımız tek yapıda vatandaşlarımızın ortalama borçlanması 150 bin TL. Bazı vatandaşlarımızın dairesi küçülüyor. Biz vatandaşımıza borçlanıyoruz, bedellerini ödüyoruz. Bazı vatandaşlarımızın dairesi büyüyor. Bu vatandaşlarımıza da 12 ay sıfır vadeyle borçlanma imkanı sunuyoruz. Yani İstanbul Yenileniyor Sistemi'nin aslında İstanbul'da çok ciddi bir karşılığı var. Şu anda 31 binin üzerinde başvuru aldık. Yaklaşık 485 bin riskli bağımsız birime denk geliyor. Ve bu riskli bağımsız birimlerde yaşayan insan sayımız 1 milyon 600 binin üzerinde. Yani çok korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Biraz sonra yıkımda da göreceksiniz. Bu yapılar tek kepçe darbesiyle yıkılan yapılar. Biz mahalle arası veya site fark etmez. Yeter ki uzlaşı olsun, her yerde vatandaş canını kurtarma motivasyonuyla hareket ediyoruz. O anlamda tek yapıları önemsiyoruz. Şehircilik anlamında baktığınızda tek yapı değil, ada bazı yapılaşma da değil, mahalle bazı dönüşüm yapmamız gerekir aslında ama çok ciddi vakit kaybetti İstanbul. Özellikle 99 depreminden sonra şu anda Türkiye'nin en fazla riskli yapı stoğuna sahip kenti. Maalesef İstanbul'daki konutların yaklaşık %70'i 2000 öncesi yapılmış. Yani potansiyel riskli yapılar. Biz de elimizden geldiğince bu yapılara çözüm üretmek istiyoruz. Kiptaş bizden önce yönetilen 24 yıldaki yaptığı yıkımdan daha fazla yıkım yaptık. Biz şu anda 2098. bağımsız birimimizi bugün yıkacağız. Ve bunun üzerine daha 500-600 tane daha riskli bağımsız birimle uzlaştık. Yıkım aşamasındayız. Bunları da 1-2 ay içerisinde yıkımını tamamlayacağız. Bu bizim için önemli. Bu işi ne kadar dert ettiğimizi gösteriyor ama İstanbul ölçeğine baktığımızda yeterli bir sayımı değil. İstanbul Yenileniyor Sistemi'nin işlediğini aslında gelen başvurulardan ve vatandaşın ilgisinden görüyoruz ama burada bizim vatandaşımızın alım gücünün düşmesinden ötürü çaresiz kaldığı yerlerde destek olmak için kamu bankalarından destek bekliyoruz. Bunu her platformda söylüyoruz. Biz bu dönemde hiçbir kamu bankasından hiçbir projemizdeki vatandaşımızı faydalandıramadık. O yüzden kamu bankalarına buradan tekrar bir mühendis olarak seslenmek istiyorum. Gelin siz de bizim vatandaşları canını kurtarmak için yaptığımız bu seferberliğe paydaş olun. İnanın Kiptaş kadar uyumlu çalışabileceğiniz kurumsal bir yapı daha bulamazsınız. Çünkü biz vatandaşlarımıza uygun ödeme planı sunabilirsek, uzun vadeli borçlanma imkanı sunabilirsek vatandaşlarımız bize uzlaşmayı kabul ediyor. 465 bin riskli bağımsız birimden bahsediyorum. Bu bağımsız birimlerin önemi vatandaşlar kendi yapılarını yenilemek için borçlanmayı kabul eden bağımsız birimler. Çok önemli. Daha önceden vatandaşlarımız hep kamu otoritesi gelsin, imar arttırsın, yapımızı yapsın veya bize hiçbir borçlanma çıkarmasın diyorken şu anda bu vatandaşlarımız borçlanmayı da kabul ediyor. Ama inşaat maliyetlerinin aşırı artışı nedeniyle maalesef alım gücünde düşmesiyle vatandaşlarımız bu geri ödemelerde zorlanıyor. O yüzden bizim vatandaşlarımıza uygun bir ödeme planı sunmamız lazım. Bu konuda da İstanbul Yenileniyor Sistemi'nin kamu bankalarına ihtiyacı var. O yüzden de merkez yönetimden bu konuda destek bekliyoruz. Uzlaştığımız her yerde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Amacımız kar değil. Burada da az önce de bahsettim. Mesela burada borçlanan vatandaşlarımıza biz 12 ay sıfır vade farkıyla borçlanma imkanı sunuyoruz. Ama borçlanmalar maalesef inşaat maliyetleri çok arttığı için vatandaşlara çok yük olmaya başladı. Tabii bu tür semtlerde fazla 1-2 tane daire çıkması ve burada çıkan dairelerin satış rakamlarının yüksek olması vatandaşlarımızın borçlanmasını düşürdüğü için Kadıköy, Bakırköy gibi şerefiyesi yüksek yerlerde yani görece olarak daha değerli ilçelerde borçlanma daha düşük olduğu için daha çok uzlaşıyoruz. Ama Bağcılar, Güngören, Esenler gibi yerlerden de çok ciddi talep alıyoruz. Orada borçlanma miktarları maalesef yüksek çıkıyor. O yüzden bizim merkez yönetimine de el ele vererek kamu bankalarını kullanıp vatandaşlarımıza uygun ödeme planı sunmamız lazım. Aksi takdirde İstanbul'u depreme hazırlama şansımız yok. Yıkıp yapmayla ilgili konuşuyorum ama sadece yıkıp yaparak mı İstanbul'u hazırlayabiliriz? Kesinlikle bununla da yetiştiremeyeceğimiz için İstanbul'u daha dayanıklı bir kent yapmaya mutlaka boş yapı stoğunun da değerlendirmesi önerimizin gene masada tutmak istiyoruz.
kamu özellikle konut projesi üreteceğine, bu dönemde yüksek maliyetlerle konut üreteceğine, ki bu yıllara sahri bir işlem, ciddi zaman alacak, İstanbul doğal ilişkilerine kadar dolmuş, bunları bütüncül baktığımızda bu kaynakları boş yapı stoğunu kiralayarak ihtiyaç sahiplerine eşleştirmek suretiyle kullanmasının daha efektif olacağını düşünüyoruz.